Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünyanın geri kalanı enflasyondaki küresel artışla başa çıkmak için para politikasını sıkılaştırırken, Türkiye'nin Merkez Bankası Ocak ayından bu yana nakit oranını inatla değiştirmedi. Aslında, 2021'in son üçte birinde oranı önemli ölçüde düşünerek %19'dan şu anda kaldığı %14'e indirdi. Merkez Bankası, yüksek faiz oranlarının aslında enflasyonu tetiklediğine inanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli baskısı altında bu yaklaşımı benimsedi. Geleneksel ekonomik bilgelik bunun tersidir. Yüksek faiz oranlarının enflasyonu sınırladığını ve daha gevşek para politikasının onu alevlendirdiğini savunuyor. Mayıs ayında konuşan Cumhurbaşkanı, kumarını savundu ve Türkiye'nin para politikasından endişe duyanları, okuma yazma bilmeyenler olarak damgaladı. Bize kıyaslama oranı ile enflasyon arasında bir bağlantı empoze etmeye çalışanlar ya cahil ya da hain dedi. Tek kalitesi dünyaya Londra ya da New York'tan bakmak olan kişilerin saçmalıklarını aldırmayın. Yakın tarihli bir anket, Türklerin üçte birinden fazlasının temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve %44'ünün zar zor geçindiğini gösterdi. The Economist geçen hafta durumla ilgili bir köşe yazısında, enflasyondan en çok yoksullar acı çekiyor, ancak orta sınıf Türkler de acı çekiyor. Satın alma güçleri azaldıkça ve iş güvenceleri aşındıkça, birçoğu orta sınıftan düşüyor ve hem ıstırap hem de öfke hissediyor. Mayıs ayında enflasyon oranı sadece %70 iken, önde gelen ekonomistler zaten Erdoğan'ın deneyini tam bir başarısızlık olarak nitelendiriyorlardı. Örneğin Blue Bay Asset Management'tan Timothy As, bu, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar ve aynı zamanda Türkiye'deki para politikasının olağanüstü başarısızlığı ile ilgili, dedi. Erdoğan'ın alışılmışın dışında para politikasının sefilliği ve tamamen başarısızlığı ile ilgili. Başkan kıpırdamadan duruyor. Ülkesinin hızla yükselen enflasyonunu dış müdahaleye bağladı. Stats.nz Genel Müdürü Jason Ateşel, artışın büyük ölçüde artan kiralar ve inşaat maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Yeni konut inşaat fiyatları, Haziran 2022 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %18 arttı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.